Sevgili İstanbullular, iş dünyamızın kıymetli temsilcileri, değerli sanayicilerimiz, aziz kardeşlerim, sizlere en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Güçlü Sanayi, Güçlü Türkiye İstanbul Buluşması programına katıldı. Güçlü Sanayi, Güçlü Türkiye İstanbul Buluşması vesilesiyle gönüllerimizi bir araya getiren herkese, tüm kurumlarımıza, iş dünyamızın çatı kuruluşlarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Buradan 14 Mayıs 28. dönem milletvekili seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Milletimiz meclis çoğunluğunu Cumhur İttifakı'na vererek ülkenin yönetiminde bize olan güvenini tekrar teyit etmiştir dedi. Her şeyden önce milletimiz parlamentoda tercihini 323 milletvekiliyle Cumhur İttifakı'ndan yana yaptı. Bu ne demektir? Yani Millet İttifakı olarak sizin parlamentoda yasama olarak herhangi bir şey yapma şansınız yok. Artık milletimiz bu şansı, bu iradeyi Cumhur İttifakı'na verdi. Cumhurbaşkanlığında da şahsımıza 27 milyondan fazla vatandaşımız %49,5 oy oranıyla büyük bir teveccüh gösterdi. Ancak sistem gereği seçimin sonuçlanması ikinci tura kaldı. Milletimiz meclis çoğunluğunu Cumhur İttifakı'na vererek ülkenin yönetiminde bize olan güvenini tekrar teyit etmiştir. Aynı zamanda bu kararıyla milletimiz muhalefete ve tüm dünyaya da çok net mesajlar göndermiştir. Ülkenin öncelikli ihtiyacı güven ve istikrardır dedi Cumhurbaşkanı. Biz güveni sağladık diye konuştu. Türkiye'nin kalkınması, güçlenmesi, ekonomideki hedeflerine ulaşması yolunda emek veren tüm sanayicilerimize şükranlarımı sunuyorum. Yatırımın, istihdamın, üretimin kıymetini en iyi sizler takdir edersiniz. Bunun için ülkenin öncelikli ihtiyacının güven ve istikrar iklimi olduğunu da yine en iyi sizler bilirsiniz. Biz 21 yıldır ülkemize ve milletimize işte bunu verdik. Biz güveni sağladık. İstikrarı sağladık. Milletimiz de çalıştı, çabaladı, alın terini, kabiliyetini ortaya koydu. Hep birlikte asırlara bedel, demokrasi ve kalkınma atılımları gerçekleştirdik. Bu süreçte önümüze çıkan engelleri birlikte aştık. ...14 Mayıs'ta yapılan ilk turun ardından milletvekilliği sonuçları netleşse de Cumhurbaşkanlığı yarışı ikinci tura kaldı. İlk turda beklediği oyu alamayan Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, ikinci tur çalışmalarında milliyetçilik vurgusu yapmaya başladı. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'la görüşmeler hız kazandı. İki isim 7 maddelik bir mutabakat metni imzaladı ve Özdağ Kılıçdaroğlu'na desteğini duyurdu. İmzalanan metinde daha önce kayyumları kaldıracağı sözü veren Millet İttifakı'nın tutumunda değişiklik olduğu görüldü. Kılıçdaroğlu ve Özdağ arasında imzalanan protokolün 4. maddesinde ise kayyum uygulamalarının devam edeceği ve kayyumların yargı kararıyla atanacağı belirtildi. Yaşananların ardından Kılıçdaroğlu HDP'ye yönelik sert tavrıyla sık sık gündem olan Özdağ'la anlaşarak destekçilerinden tepki görmeye başladı. Söz konusu anlaşmaya ilişkin sosyal medyada yazılı açıklama yapan terörün siyasi uzantısı HDP, Kılıçdaroğlu'na adeta gözdağı verdi. Yapılan açıklamada halkın iradesini gasp eden kayyum atamaları demokrasi ve hukuk açısından kabul edilemez ve bu konudaki yaklaşımımız değişmezdir. Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı protokoldeki bu konuyla ilgili belirlemeler evrensel demokratik ilkelere aykırıdır ifadeleri kullanıldı. Yazılı açıklamanın ardından HDP, kameraların önünde de konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Kameraların karşısına geçen HDP eş genel başkanı Pervin Buldan ve Mithat Sancar alınan ikinci tur kararını duyurdu. Kemal Kılıçdaroğlu destek açıklamalarını her ne kadar kabul etmese de terörün siyasi kanadından bir kez daha Kılıçdaroğlu'na destek kararı çıktı. Yine açıklamada sığınmacılara ve kayyum politikasına yönelik eleştiriler de dile getirildi. Hepinize teşekkür ediyorum, sağ olun.
Türkiye 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başına gidecek. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı alması HDP tarafından tepkiyle karşılandı. Acil toplantı kararı alan HDP yönetimi Ümit Özdağ'a rağmen Kemal Kılıçdaroğlu'na olan desteklerini süreceğini açıkladı. Konuya ilişkinse AK Parti'den ilk açıklama geldi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı ikinci tur seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu ve Özdağ anlaşmasının şu an sahte milliyetçilik olduğunu belirten Çelik, Kılıçdaroğlu ya HDP'ye ya Zafer Partisi'ne yalan söylüyor. İlk defa bir CHP genel başkanı terör meselesinde bu kadar muğlak bir çizgide duruyor. Teröre destek veren siyasetin zımni onayını almaya çalışıyor. Birdenbire 14 Mayıs'tan sonra milliyetçilikle ilgili pankartlar astılar. Bunun daha büyük tepki yarattığını görüyoruz. Hudut namustur diyorlar. Tezkereye HDP ile birlikte CHP karşı çıktı. Şu anda yaptıkları şey pankart siyaseti ifadelerini kullandı. Gösteren operasyonlarına. HDP'nin Kılıçdaroğlu'na olan desteğini de değerlendirdi Çelik. Açık konuşmak lazım. Siyaset kurumu legal alanda kalsa bizim de görünür üzerinden eleştiri getirmemiz lazım. Ama legal alanda kalmıyorlar. HDP 24 saat kazanmak istedi. Kandil'den gelen mesajı öğrenmek için. Kandil'de dış istihbaratlardan gelecek talimatı bekliyordu. Zafer Partisi ile Kılıçdaroğlu'nun ittifakı karşısında HDP hala Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini söylüyorsa, kendi siyaseti açısından HDP kendi seçmenine yalan söylüyor demektir. Ortaya çıkan tablo açık. Bölgeyi terör üzerinden dizayn etmek isteyen emperyalist gruplar var. Kandil bunun lejyonerliğini yapan bir yapıdır. HDP içinde adaylar tartışılıyor. Kandil'den mücadeleye zarar vermeyin yaklaşımı ortaya koyuyorlar. Zafer Partisi'nin durduğu yerle HDP'nin durduğu yer birbirinin zıttı. Bu iki uç yan yana gelemez. Kılıçdaroğlu getireceğini iddia ediyor. Kılıçdaroğlu imzaladığı mutabakatla Millet İttifakı'nı fiilen dağıtmıştır, dedi. İttifakı içerisindeki partilerin çelişkisi var mı yok mu bununla uğraşıyorlar. Uzun soluklu bir seçim sürecinden geçtik. Beraberce büyük emekler harcadığımız maddi manevi elimizden gelenin fazlasını yapmış olduğumuz partimiz tarafından seçim sürecinde ne yazık ki tamamen yalnız bırakıldık ve bir yerde başka partilerin eline mahkum edildik. Deva Partisi'nden istifa haberleri gelmeye devam ediyor. Son açıklama Deva Partisi Van İl Başkanı Erdinç Peker'den geldi. Peker, partisinin Erciş, İpek Yolu, Edremit, Tuşba ve Başkale ilçe yöneticilerinin istifa ettiğini açıkladı. Haberi şer odaklarıyla hareket eden, gizli kapılar ardında kabul edilemez pazarlıklar yapan Millet İttifakı temsilcileri bizi temsil edemez duruma geldiler. Bu rahatsızlığımızı defalarca dile getirdik lakin sesimizi duyuramadık sözleriyle duyurdu. Yöneticiler ardından toplu olarak AK Parti'ye katıldı. Van İlçe Başkanı Erdinç Peker, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'a destek vereceklerini açıkladı. Tören yeni üyelere rozet takılmasıyla sonlandı. Emeklilikte yaşa takılanlar yasası kapsamında 1 milyon 700 başvurunun büyük bölümüne emekli aylığı bağlandı. Diğer başvurular da ay sonuna kadar tamamlanacak. Bütün emeklilere 28 Haziran'dan önce Kurban Bayramı ikramiyesi yatırılacak. Mayıs sonuna kadar aylık başvurusu yapanlar da bu ödemeden yararlanacak. Aylıkları henüz bağlanmayanlarsa önceki bayramda dahil çift ikramiye alacak. Konuya ilişkin açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT kapsamında aylık bağlama işlemlerinin devam ettiğini belirtti. Kimse endişe etmesin, hızla bağlanıyor. Bu ay sonuna kadar tamamlanacak. Tamamlanmasa da en fazla bir hafta veya 10-15 gün sarkar. Ama kimsenin endişesi olmasın, herkes bütün haklarını birikmiş olarak alacak. Bazen eksik işlemleri olanlar var, onların dosyaları tamamlanıyor. Onlarla ilgili hiçbir sorun yok, dedi. Bakan Bilgin, emekliliğe başvuranların bütün haklarını birikmiş olarak alacağını söyledi. Asgari ücrete ilişkin de konuşan Bilgin, Temmuz ayında yeniden değerlendirileceğini belirtti. Enflasyon teknik bir mesele. Bir de Türk lirasının reel alım gücünü dikkate alıyoruz. Fiyatlardaki dalgalanmaları alıyoruz. Onları değerlendiren bir set oluşturup o set üzerinden asgari ücret komisyonunda görüşüyoruz.
Komisyonda işçi işveren tarafı var. Birlikte değerlendiriyoruz. Cumhurbaşkanımız geçen bu konuyu açıkladı ve onun da katkısıyla o seviyeye geldi. Temmuz'da da benzer bir süreç işleyecek. En düşük memur maaşının da 22 bin lira olacağını ve bu konuda hazırlıkların yapıldığını ifade etti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını açıkladı. Faiz oranı %8,5 düzeyinde sabit tutuldu. Merkez Bankası'ndan faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda ayrıca kredilerin büyüme hızı ve erişilen finansman kaynaklarının amacına uygun şekilde iktisadi faaliyetle buluşması yakından takip edilmektedir. Büyümenin kompozisyonunda sürdürülebilir bileşenlerin payı yüksek seyretmektedir ifadelerine değer verildi. Raporda deprem bölgesinin beklenenden önce toparlandığı belirtildi. Öncü göstergeler deprem bölgesinde ekonomik faaliyetin beklenenden hızlı toparlandığını göstermektedir denildi. Merkez Bankası ayrıca finansal piyasaların merkez bankalarının faiz artırım döngülerini yakında sonlandıracağını beklentilerine yansıttığını da belirtti. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, taş mağazalar esnafı ile kahvaltı programında bir araya geldi. Burada 4 tane var şu. Onları kaldırın. Siz demiştiniz ki Allah'ın emri değil. Başkan Mehmet Sekmen, esnafla temaslarını sürdürüyor. Bu kez taş mağazalar esnafı ile buluştu. Başkan Sekmen'e AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok da eşlik etti. Kahvaltı programında konuşan Başkan Sekmen, taş mağazalar bölgesinde yapılan dönüşümden bahsetti. Taş mağazalarla ilgili projemiz hazır. Her şey bitti. Hacı Cuma'da bir müşahit faaliyetimiz var. Yakında başlayacak. Orada 155-54 tane dükkanımız var. Tabakanın çeşmesinin bulunduğu alanda. Sekmen'in bahsettiği alanda dükkanlar kurulacak ve taş mağazalar esnafı geçici olarak oraya taşınacak. Aşağıda bir yazı yazacağız. Taş mağazalar Tabakalı Çeşmesi'nin bulunduğu alana taşınmıştır. Evet. Gelip vatandaş, kuyumcu, tülcü, efendim mefraşatçı ne varsa orada dükkanı bulacak. Ticaret devam edecek. Biz de öbür tarafı yıkacağız, yeni yapacağız. Projemiz çok özel bir proje. Tamamen iki kat. Yani iki katın üzerinde olan yerleri kamulaştırıyorum. Bu projede de tabii ki istişareli olacak. Çalışma gruplarımız olacak, dernek başkanı sık sık ziyaret ediyor. Bu noktada her aşamasında bilgilendirme yaparak gidecektik. Tabii sizlerin takdirleriyle de %65 seviyesini yakaladığınızda da ne isteniyorsa onlar yapılacak. AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok da programa katılımlarından dolayı esnafa teşekkür etti. 28 Mayıs seçimlerine dikkat çekerek destek istedi. Arkadaşlar pazar günü Cumhurbaşkanımıza destek istiyoruz. İnşallah. Cumhurbaşkanımızın desteğini Erzurum verdi. Allah razı olsun. %68,59 verdi Erzurum'da Cumhurbaşkanımıza destek. Ama o yetmez. Büyük şehirlerde üçüncü, normalde sekizinci sıradayız Türkiye'de. Biz Erzurum olarak Cumhurbaşkanımıza vefayı gösterip %75'ler, %80'leri yakalamamız lazım. Hükümet yoktu, iktidar yoktu, kimse yoktu. Hükümet orada yoktu dediği gün Gölcük depreminin yaşandığı o kara gündü. 21 gün boyunca hiç kimse gelmedi hükümetin iktidardan. Niye? Artçı sarsıntı var. Orada gittiğimiz binada bir şey olur diye. Tahsin Tepe emekli bir polis. 1999 Gölcük depremini o da yaşadı. 17 Ağustos depremini Sakarya'da canlı yaşadım. 5. katta mahsur kaldım. Yardım talep edemedik çünkü hiçbir yardım kuruluşumuz yoktu. Ne afet ne kızla başka bir şey yoktu. Ben o gün eşim ve çocuklarım için korkmuştum. Dilim tutulmuştu. Bir hiç konuşamadım. İlk günden sonra. İlk gün yardım almasına gittik ya. Kendimi kaybetmiştim. Sadece yardım etmek istiyordum. Yardıma ilk onlar koştular. Ancak ne ulaşım mümkündü ne de yardım. Tahsin Tepe'nin anlatımına göre o gün bölgede olması gereken hükümet de orada değildi. O gün o depremi ben canlı yaşadım. Ve insanlar aşağıda üstümüzün başı paralıyordu. Nasıl kurtarın diye kimseye yardım edemedik. Ne afadımız vardı, ne bir şeyimiz vardı. Düşünsenize 21 gün kimse gelmedi ya. Niye? Artçı sarsıntı var diye.
gelemeyiz diye. Oradaki kadın güne yıkılır diye kimse gelmedi. Bir iddiası daha var Tahsin Tepe'nin. 21 gün sonra İdris Kurt Bey valimiz çalışma yaptı sağ olsun. Ulaşım ölü sayısı 3084, 2000 sonra 2084'e düştü. Baskı yaptılar ki ölü sayısı 5000'i bulmasın, afet bölgesine indirmesin. Biz evet. O yükün altından kalkamayız. Oysa ki trilyon olunca para geldi o gün. Yardım yani yardımlarla kalkılabilirdi. Fazlasıyla. O yardım Türkiye'ye 10 kere, 100 kere Türkiye'ye yapardı. Şimdi İyi Parti'de olan Koray Aydın o dönem Bayındırlık ve İskan Bakanı'ydı. Tahsin Tepe'nin en büyük tepkisi de ona. O anlara tanıklık eden emekli polis gelen yardımlara bile el konulduğunu söylüyor. Gelen yardımları iç ettiler. Kimseye faydası olmadı. O gün Koray Aydın Bayındırlık Bakanı'ydı. Ve dışarıdan Türkiye'ye 10 kere, 100 kere Türkiye yapacak yardım geldi, para geldi. Bunlar el koydular. Artı vatandaşın akrabaları var yurt dışında. Oradan gelen paraya el koydular. Vatandaş dedi ki bu parayı PTT'den gönderdim, bankadan değil. PTT'den gelen parayı da koydular. Ve onu toplama paralar memur maaş dağıttılar. Bugün bunu öpür insanlar var ya bunu bilsinler. Türkiye yaklaşık 23 yıl sonra daha beter bir deprem felaketini yaşadı. Ama bu kez hükümet ilk andan itibaren tüm imkanlarıyla bölgedeydi. 20 gün boyunca gelmeyen insanlar bugün gelecekler miydi? Ve inan olsun şu an hiçbir enkazda oluşulmamıştı. Eğer o iktidar olsaydı başta. Heyet gönderirdi, keşif gönderdi, sağlam rapor oldu, gelir mi gelmeyeyim mi diye. Orada kendine bir sağlam ev yaptırırlardı, tek katlı bir ev yaptırırlardı. Kalacak şekilde. Gider oradan görüntü verirlerdi, başka bir şey yapmazlardı. Bak şimdi hükümet Allah razı olsun. Yollar kapalıydı, yollar açtırdı. Gitti, ulaştı, enkazı kaldırdı, insanlarla sarmaş dolmuş oldu. İnsanın dilinden konuşuyor. O zamanki iktidar bizim dilimizi konuşmuyordu. Bizim derdimize dertlemiyordu. Bizim halimizi hallemiyordu. Bugün Selahattin Demirtaş'a özgürlük diyenlere ben de şunu diyorum. Benim oğlum 11 aylık evliydi, eşi 2 aylık hamileydi. Selahattin Demirtaş'ı özgür bırakırken benim evladımı da toprağın altından çıkarıp da eşine evladına bana kavuşturabilecekler mi? Bugün Kılıçdaroğlu'nu bir izleyin bakın ya. Bir dediği birini tutmuyor. Bir tarafta gidiyor diyor ki işte biz terörle karşıyız. Diğer tarafta gidiyor teröristle el ele tutuşuyor. Biz onların yanındayız. Biz onlara şunu vereceğiz, bunu vereceğiz. Neyi veriyorsunuz? Bir şehit annesinin tepkisi bu. Bugün baktığınız zaman benim oğlum hendek operasyonlarında şehit oldu. Benim oğlumun şehit olduğu yerin fitilini ateşleyen Selahattin Demirtaş'tı. Lanet olsun Rabbim kahar ismiyle kahretsin onu. Piyade uzman çavuş Selçuk Paker henüz 11 aylık evliydi. Eşi 2 aylık hamileydi. Ne eşine doyabildi ne de evladının kokusunu alabildi. Terör örgütü PKK buna izin vermedi. Uzman çavuş Selçuk Paker 30 Ocak 2016'da Diyarbakır'ın Sur ilçesinde HDP'nin sokak çağrısıyla başlayan hendek olaylarında şehit edildi. Şehit annesi Sevgi Daşdemir'in acısı hala ilk günkü tazeliğinde hiç dinmiyor. Biz Selçuk'a kalana gelene kadar çok şehit verdik. Eğer ezanımız dinmeyecek, bayrağımız dinmeyecekse nice şehitler, Selçuklarımız feda olsun. Annenin acısı hala taze dedik. Bunun en büyük sebebi ise muhalefet partilerinin siyasi rant uğruna teröristlerle yaptığı işbirliği. Bizler bu vatan uğruna, bu bayrak, bu ezan uğruna evlatlarımızı şehit verdik. Vurunmadık, dövünmedik. Elhamdülillah Rabbim şehadetlerini kabul etsin. Ama diğer taraftan da kalkıp da siz de biliyorsunuz Selahattin Demirtaş'a özgürlük, Abdullah Öcalan'a zincirleri kıracağız. Yani şöyle düşünün. Bizler evlatlarımızı feda ettik. Elhamdülillah vatan sağ olsun dedik. Ama insanlar yani malum kişiler yani hakaret etmek istemiyorum, bir şey de söylemek istemiyorum. Bizim evlatlarımızın kanı üzerinden kendilerine siyaset yapmaya çalışıyorlar. Ben onlara hakkımı helal etmiyorum. Anne Sevgi Daşdemir, oğlumun şehit olduğu yerde olayın fitilini ateşleyen Selahattin Demirtaş'tı diyor. Bugün baktığınız zaman benim oğlum hendek operasyonlarında şehit oldu. Benim oğlumun şehit olduğu yerin fitilini ateşleyen Selahattin Demirtaş'tı. Lanet olsun Rabbim kahar ismiyle kahretsin onu. Abdullah Öcalan, Allah inşallah onlara gün yüzü göstermesin. Yani bunu söylüyorum. Bir ikincisi, özerklik vereceklermiş. Özerklik kime sordular, neye sordular, hangi şehidin annesine, evladına sordular da özerklik verecekler. Biz bu topraklar için şehit verdik. Nice şehitler verdik. Bir tek Selçuk'u demiyorum ben. Kimin toprağını kime veriyorsunuz? Yazıklar olsun.
Anne Sevgi Daşdemir, Kemal Kılıçdaroğlu ve Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklayan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da eleştirdi. Ümit Özdağ milliyetçiydi. Ne oldu? Nasıl bir milliyetçi? Nasıl şehidinin kanını çiğnedi de gidip de Van'da PKK'nın bez parçasının altında şey yapan, propaganda yapanlara gidip onların yanında nasıl biri oldu? CHP dediğiniz zaman, bugün baktığınız zaman Atatürk'ün partisi. Atatürk'ün kurmuş olduğu bir parti. Bunlar Atatürkçüyüz diyor. Bunlar vatanseveriz diyorlar. Ama gidiyorlar Atatürk'ün kemiklerini sızlatıyorlar. Bir teröristle el sıkışıyorlar. Onların aynı masaya oturuyorlar ve birbirlerine destek istiyorlar. Oy istiyorlar. Bu nasıl bir şey? Rabbim bunlara yazıklar olsun. Rabbim bunları kahretsin. Minik öğrencileri vardı. Bir de kadınlar için bir adım attı. Kadın Emeği Girişim Atölyesi adıyla sosyal sorumluluk projesi başlattı. Erzurum'da sınıf öğretmeni olan Merve Arslan'ın bu projesi köyde yaşayan kadınların kazanç kapısı oldu. Merve Arslan Erzurum'un Horasan ilçesinde sınıf öğretmenliği yapıyor. Harçlı Mahallesi İlkokulu'nda görevli Arslan, köyde yaşayan kadınlar için bir proje başlatmaya karar verdi. Kadın Emeği Girişim Atölyesi adıyla bir sosyal sorumluluk projesi başlattı. Amacımız buradaki sosyal etkinliği arttırmak ve aynı zamanda kadınlarımızın sosyal hayattaki emeklerini görünür kılabilmek amacıyla bu atölyeyi oluşturduk. Nisan ayında kapılarını açan atölyede çalışmalar devam ediyor. Kadınlar ilmek ilmek yün işliyor, ortaya çıkan el işleri ise satışa sunuluyor. El örgüsü bebekler oluşturuyoruz ve böylelikle hem onların sosyal olarak etkinliklerini arttırıyoruz hem de emeklerini görünür kılmaya hedefliyoruz. Yaptığımız bebekleri sergilediğimiz bir Instagram hesabımız var. Kadın İlmeği Girişim Atölyesi adı altında. Burada yaptığımız çalışmaları, kadınlarımızın emeklerini paylaşıyoruz ve aynı zamanda da bu emekleri kadınlarımıza katkı sağlayabilmesi için satışa sunuyoruz. Bu satışa sunduğumuz bebekleri hem kişiler kendilerine, çocuklarına, sevdiklerine satın alabilecekleri gibi deprem bölgesindeki çocuklarımızın yüzünü güldürmek için de satın alabilirler. Biz bu zamana kadar 10 kişiye bu bebeklerden vermiş olduk. Atölyede işlem yapan kadınların atölye sayesinde hem sosyal alanları oldu hem de bireysel kazançları. Çok da sevindik. Hem evden zaman ayırıyoruz, sürekli evin içerisinde olduğumuz için işte biz hani dışarıya falan çıkamıyoruz. Buraya gelmemiz bizim için de hem iyi oldu. Hem böyle beraber eğleniyoruz, hem iş yapıyoruz, hem biraz kendimize katkı oluyor. Güzel bir şey oldu yani bizim için. Hem bir insan sosyal ortama girmiş oluyor, hem beraber oluyoruz. Ocağı yakmak için çakmağı çaktı, ne olduysa o anda oldu. Aslında her şeyin sebebi grip olmasıydı. Iğdırlı Orhan Deniz 35 yaşında ve 3 çocuk babası. Deniz evinin bahçesindeki kilerde bulunan ocakta yemek hazırlamak istedi. Çakmağı çaktığı anda hayatının kabusunu yaşadı. Çakmağı tüpü yakmaya çalıştım, birdenbire alev aldı. Bu yüzden de böyle bir kaza yaşadım. Orhan Deniz olay yaşanırken gripti. Aslında olayı yaşamasının tek nedeni de buydu. Tabii o anda griptim. Şey yapamadım, alamadım kokuyu. Parlayan ateşte ağır yaralandı Orhan Deniz. Bileklerine kadar elleri, yüzüyle baş bölgesinde 3. derecede yanıklar oluştu. Vücudumun yanmaması biraz elbiselerin kalın olduğundan dolayı yanmadı. Yoksa bütün vücudum hepsi yanacaktı. Sadece açık yerlerim yandı. Benim en kötü şeyim zaten çocukların dışarıda olması, orada olsaydı yani büyük bir felaket olurdu. Ambulansla kaldırıldığı Iğdır Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'ne sevk edildi. Sağ olsun geldik, burada ilgilendiler. Yani doktorları olsun, diğer sağlık çalışanları olsun, hepsine çok teşekkür ediyoruz. Hepsinden çok memnunuz.
Allah devletimize zeval vermesin. Orhan Deniz bir hafta yoğun bakımda tedavi gördükten sonra servis odasına alındı. Liseler arası gençler bilek güreşi şampiyonası Erzurum'da başladı. Müsabakalar heyecanlı ve bir o kadar da çekişmeli geçiyor. Spor Hizmetleri Genel Müdürü, Okul Sporlar Daire Başkanlığı 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor Faaliyetleri Gençler ve Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası'ydı. Biz Erzurum olarak ilk kez bilek güreşinde böyle bir organizasyona sahipliği yapıyoruz. İlk kez olsa da heyecan da katılımda doruktaydı. Yarışmaya 46 ilden 220 öğrenci katıldı. Erzurum Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakalar 25 Mayıs itibariyle başladı. Kadın ve erkekler olarak iki gruba ayrılan sporcular rakipleriyle kıyasıya mücadele ediyor. Şampiyona 26 Mayıs'ta sona erecek. Öğrenciler kendi kilolarında derece alabilmek için yarışacak. Yurt dışında sandıklar kapandı. Bu oy sayısı ilk turu da geçti. 1.889.399 yurtdışı seçmeni sandığa gitti. İkinci turu 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı seçimi için yurt dışındaki oy verme süreci tamamlandı. Seçmenler yurtdışı temsilcilik ve gümrüklerde 20 Mayıs'tan itibaren kurulan sandıklarda oyunu kullandı. Yurt dışındaki Türk vatandaşlarının seçime yoğun ilgisi son gününde de artarak devam etti. Yurtdışı temsilcilik ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı toplam 1.889.398 oldu. 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı seçimi ilk turu için yurtdışı ve gümrüklerde kullanılan 1.839.470 oy ikinci turda %18 arttı. Yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu için 27 Nisan 9 Mayıs tarihleri arasında yurtdışı temsilciliklerde 14 Mayıs saat 17'ye kadar da gümrük kapılarında oy kullanmıştı. Seçimin ilk turu için 1.691.287'si yurtdışı temsilciliklerde, 148.183'ü gümrük kapılarında olmak üzere yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı toplam 1.839.470 seçmen sandığa gitmişti. Depremin yıktığı 11 ilde ağır ve orta hasarlı hale gelen acil yıkılacak olan elektrik ve doğalgaz abonelerinin ödenmemiş tüketim bedelleri silinecek. Türkiye 6 Şubat'ta asrın felaketini yaşadı. 11 il etkilendi depremlerden. 50 bin aşkın vatandaş hayatını kaybetti. Milyonlarca ev ve iş yeri yerle bir oldu. Bu kapsamda vatandaşın mağdur edilmemesi için devlet tüm imkanlarını seferber etti. Bunlardan biri de depremlerden etkilenen 11 ilde konut ve iş yeri yıkılan, ağır ve orta hasarlı hale gelen, acil yıkılacak olan elektrik ve doğalgaz abonelerinin ödenmemiş tüketim bedellerinin silinmesi oldu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın olağanüstü hal kapsamında enerji tüketim bedellerinin terkinine ilişkin usul ve esaslar hakkında tebliğ resmi gazetede yayımlandı ve yürürlüğe girdi. Buna göre afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde konutu ve iş yeri yıkılan, acil yıkılacak olan, ağır ve orta hasarlı hale gelen elektrik ve doğalgaz abonelerinin 6 Şubat 2023'e kadar tahakkuk etmiş ancak tahsil edilememiş tüketim tutarlarıyla son okuma tarihinden 6 Şubat'a kadarki döneme ait tüketim tutarları ve bu abonelerin varsa daha önceki dönemlere ilişkin ödenmemiş faturaları, Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ'nin özelleştirilmesi öncesindeki dönemden kalan ve özelleştirme işlemleri sırasında şirketin alacağı olarak devredilen tüketim tutarları terkin edilecek. Yasal olmayan yollarla yapılan elektrik ve doğalgaz tüketimleriyle kamu tüzel kişiliğini haiz aboneler ve genel aydınlatma aboneleri tebliğ kapsamı dışında tutulacak. Belirlenen esaslara göre 6 Şubat öncesine ait olup da 6 Şubat sonrasında ilgililerce tutarı ödenmiş olan faturalar terkin edilmeyecek ve bu faturalar için hak talebinde bulunulamayacak.
Yapılmış olan bu tür ödemeler tebliğin yayımı tarihi öncesinde şirketlerce ilgilisine iade edilmişse terkin kapsamında değerlendirilecek. Çok yaramaz bir şey yok. Türkiye'nin yasa dışı göçle mücadelesi devam ediyor. Sınırlardan girişi engellenemeyen, yasa dışı yollarla ülkeye giren kaçaklar toplanarak sınır dışı ediliyor. Ağrı İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'nden alınan Afganistanlı 136 kaçak göçmen, jandarma eşliğinde Ahmedi Hani Havalimanı'na getirildi. Havalimanında yapılan sınır dışı işlemlerinin ardından kaçak göçmenler uçakla ülkelerine gönderildi. Göç İdaresi Başkanlığı'ndan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Yapılan yazılı açıklamada yılbaşından bu yana Afganistan'a düzenlenen 27 charter seferiyle 4.414, tarifeli uçuşlarla ise 8.425 olmak üzere toplam 12.839 Afganistan vatandaşının ülkesine dönüşünün sağlandığı belirtildi. Erzincan'da tırla minibüs çarpıştı. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Kaza Erzincan'ın Refahiye ilçesi Kızıldağ mevkinde meydana geldi. Arı kovanları bulunan tırın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan tır karşı yoldan gelen minibüsle çarpıştı. Kazada arı kovanları yola savrulurken toplam 3 kişi yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından araçlardan çıkarılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Sivas-Erzincan karayolunun bir süre tek şeridi kullanılabildi. Trafik ve belediye ekiplerinin arı kovanlarını yol kenarına kaldırmalarıyla çift şeride döndü.